Hamma zamanda bo'lgani singari Imom Shofiy zamonida ham hasadgo'ylar bor bo'lgan. Imom Shofiyga ham hasadgo'y bo'lgan ahli ilmlar bor edi. Ya'ni bu kishining ilmini oldida ular hech kim bo'lmay qolar edi. O'shuning uchun bunday odamda bo'lishligi ularga yoqmasin. Ana shu fitnachi hasadgo'y ahli ilmlar Imom Shofiyga bo'lgan hasadidan amirlarning oldida Imom Shofiyga fitnalar uyushtirmoqchi bo'lishar edi. Ular İmom Shofiyni chaqirtirishdi Xalifa Harun ar-Rashidni majlisiga. Hamda ularga tayyorlab İmom Shofiyga talab qo'ygan qiyin savollarni berishni boshladi. Birinchi savol. Bir kishi uyda qo'y so'ydi. Ko'chaga chiqib ketib qaytib kirdida oilasiga aytdi. Bu go'sh menga harom bo'ldi, sizlar yo'ringlar. Uydagilar aytishdi, ahli bizga ham harom bo'ldi deyshdi. Buni qanday tushunamiz dedi. Shunarga qo'y so'ydi. Köşeye çıkıp geldi, menge haram oldu bu dedi. Üyde ilerletti, onda biz gelin haram oldu dedi. İmam-ı Şafii biraz oylandı da, etti ki bu kişi müşürü gidi. Koydu soyganı da, bitti Ali Hasan'ın atını aitip soyuldu. Köşeye çıkıp getip, kaytip girgeni de Allah da Allah onu İslam'a hidayet kılı Müslüman oldu. Kaytip girgenden ki yenge, butki atıp soyulgen koy, Müslüman'a haram oldu. Menga harom bo'ldi sizlar yo'ringlar deb aytuvdi oila ahli. Unda biz ham musulmon bo'ldik dedi-da, go'sh ularga ham harom bo'ldi. Keyingi savol. Ikkita oqil odam, ikkita oqil musulmon aroq ichdi. Bittasiga jazo qo'llandi, ikkinchisiga jazo qo'llanilmadi. Nima uchun dedi? İmom Shofiy o'ylanib turib aytdiki, ulardan bittasi balog'atga yetgan edi, ikkinchisi yosh bola edi. To'g'ri balog'atga yetganiga had bor aroq ichganiga balog'atga yetmaganligi uchun jazo yo'q. Uchinchisi. So'rashdi. 5 ta erkak bitta ayol bilan zino qildi. Birinchisi boshi uzildi. Ikkinchisi toshboron qilindi. Uchinchisiga had darra urildi. To'rtinchisiga shu darrani yarmi urildi. Oxirgisiga hech narsa qilinmadi. Nima uchun? Bitta ayoldan 5 ta zino qildi, bittasi bosh uzildi bunun uchun, bittasi toshboron bo'ldi, bittasi darra edi, bittasi yarim darra edi, bittasini qo'yib yuborishdi. İmom Shofiy ozgina o'ylanib turib aytdiki, birinchisi zinoni o'ziga halol qilib oldi, murtad bo'ldi, bosh uzildi. Ikkinchisi oila ko'rgan erkak edi, toshboron qilindi. Uchinchisi uylanmagan odam edi, unga darra urildi. To'rtinchisi qul edi. Unga ana shu jazoni yarmi berildi. 5-inchisi majnun edi. Shuning uchun unga hech qanday jazo yo'q edi. 4-inchi savol. Bir kishi namoz o'qidi. O'ng tomoniga salom beruvdi, xotini taloq oldi. Chap tomoniga salom beruvdi, namozi botil oldi. Osmonga qaradi, 1000 dirham berishi vojib bo'ldi. Buni qanaqa qilib tushunamiz dedi. O'ng tomoniga qarab, xotini taloq oldi. Chap tomonga salom berib, namozi botil bo'ldi, osmonga qarab 1000 dirham berishi vojib bo'ldi. İmom Shofiy biroz o'ylandida, o'ng tomonga salom berdi, xotini taloq bo'ldi. Bu erkak eri dom daraysiz yo'qib ketgan ayolga uylanib olgan edi. O'ng tomonga salom berganida ana shu ayolni birinchi erini, haqiqiy erini ko'rdi. Shunda xotini taloq bo'ldi. Chap tomonga salom berganida kiyimidagi najosatni ko'rdi. Namozi botil bo'ldi. Osmonga qaradi, yangi oy chiqqanini ko'rdi. Mana shu oy kirganda 1000 dirham qarzini to'lash kerak edi dedi. 5-inchi savol. Bir kishi bir qadaqda suvini ichdi, yarimini ichib bo'lganidan keyin qadaqdagi qolgan suv harom bo'ldi. Qanday bo'lishi mumkin? Bir qadaq suv ichayotdi, yarmiga yetganda qolgani harom bo'ldi. İmom Shofiy o'ylanib turib bu kishi suv ichayotganda yarmini ichganidan keyin tishi qonab ketdi-da, qon suv yoqdi dedi. Shuning uchun harom bo'ldi dedi. Ichayotganida suv yarmini ichib bo'ldi, yarmi qolganda tishidan qon oqib suv yoqdi qadaqga. Shuning uchun bu suv harom bo'ldi. 6-inchi savol. Bir kishi o'zini xotiniga bir xaltacha berdi. Aytdiki, buni ichidagidan foydalan. Birinchi. Ochmaysan, yitmaysan, kuydirmaysan, yormaysan. İçiga qaramadi. Shu shartlardan bittasini bajarsang taloqsan dedi. Xotin qana qilib muammodan chiqib ketdi. Shunarga bir xolta,
Qo'liga berdi, shuni ishlat ichi degani. Yirtma, kuydirma, yorma. Ichiga qaramadi. Imom Shofiy biroz o'ylanib turib, bu dedi. Xaltachaning ichida yo tuz bor edi, yo shakar bor edi dedi. Suvga solsa erib tashqariga chiqaradi, shu bilan foydalanaveradi. Chiqadi to'g'rimi uyitsa? Bu savol javobni eshitib turgan Harun ar-Rashid İmam-ı Şafii'nin zakavatı, ilmi, farasatıdan özünü taaccubuna yaşayormasından tahkik, çırali bayan kıldıyız. Şunlarla hılveti verdiyiz dedi. Çıkıp gittim şu kadar. İmam-ı Şafii, Allah emirul müminin umrunu barakatlı kısın. Ben şunca savalıya cevap verdim. Yani ben bitti savalı veremem bunlara. Cevap verirse, elhamdülillah. Eğer cevap veriş olmasa, beni şurada yamanı giden özü sıkmayız galiyim. Sorayım dedi halife. İmam-ı Şafii soradı. Bir kişi vefat etti. Ondan 600 dirham pul kaldı. Ondan koyan bana şu miras pul taksim kılıngeni de onu bir tane sinirlisiyle bir dirham pul deydi. Kalkan pulun taksimi kaysi yol bulan bu oldu dedi. Bitti adam öldü. 600 dirham pul kaldırken bir tane sinirlisiyle bir dirham deydi bu puldan. Kaysi yol bulan taksim kılındı bu mirası. Boyagi hasadgo'y ahli ilmlar bir-biriga qarab turishaverdi. Turishaverdi. Sukut qilib turishaverdi. Sukuti cho'zilib ketganidan keyin xalifa Imom Shofiyni o'zidan bu javobni berishni talab qildi. Imom Shofiy aytdi. U kishi vafot etganida ikkita qizi qoldi orqada. Bitta xotini bor edi. Onasi bor edi. 12 ta aka-ukasi bor edi, bitta singlisi bor edi. İkkita qizi bitti hatını, onası, 12 ta aka-ukasi, bitti sinisi. Yani bölünüş tıkarayım. Kızı, 2 ta kızı. Mirası 3'ten 2 kısmını aldı. Yani 400 dirhamdı. Onası, 6'dan 1'ini aldı. 100 dirhamdı. Hatını, mirası 8'den 1'ini aldı. 75 dirhamdı. 12 ta inisi, 24 dirhamdı aldı. Bitti sinisi, 1 dirhamdı aldı. Harun ar-Rashid cevabını eşitip durup Allah beni ahlımda sizge hoşlayan adamlarını köp etirsin dedi. İmam-ı Şafii halifenin huzurdan çıkıp yeterken halife katta bir mablağdı arkasından abar berişiydi buyurdu. İmam kabul kıldı da taşkarıya çıkıp durup şu kasır hizmetkarlarına hemen şu putar kapıyı vardı. El-Muzniyat'a da İmam-ı Şafii ölüm töşeğe de yatayarken onu yanı gekirdim. 54 gekirgen değil ölgen bu kişi. Var yok 54 yıl ömür körgen. İmam Şafii ölüm töşeğe yatarken onun yanına kirdim. Onge ey Ebu Abdullah kandayı tan yattırdıyız dedim. İmam başını kötarıp dünyadan ketedigen braderlerini terk edigen niyaman evvelimge duçar boladigen Allah'a yolu kadigen bolup tan yattırdım. Bilmiyim ben. Ruhum cennetge ketedi mi? Onu tabrikleyeyim mi? Ve ki cehennemge ketedi mi, onge taziye bildireyim mi? İmam Şafii 204. Hicri yıl, Recep ayının ahirgi günü, Cümede, Hutan namazıdan keyin vefat etti.